Kendi deneyimlerinden kralların oyununun gizemli çekiciliğini biliyordum. İnsanoğlunun düşünüp bulduğu oyunlar arasında rastlantının her türlü despotuna karşı koyan ve zafer kupalarını yalnızca akla ya da daha çok ruhsal yeteneğin belirli bir biçimine veren tek oyun. Ama satranç oyun demekle haksız bir kısıtlama yapmış olmuyor mu insan? Satranç aynı zamanda bir bilim, bir sanat değil mi? Yerle gök arasında süzülen Muhammed'in tabutu gibi bu iki kategori arasında gidip gelmiyor mu? Bütün karşıt çiftlerin bir kerelik bileşimi değil mi? Hem çok eski hem de yepyeni. Düzeneği hem mekanik hem de hayal gücüne bağlı. Hem sabit geometrik bir alanla sınırlı hem de bileşimleri sınırsız. Hem sürekli gelişen hem de kısır. Hiçbir şeye götürmeyen bir düşünce, hiçbir şeyi hesaplamayan bir matematik, yapıtları olmayan bir sanat, maddesi olmayan bir mimari, bununla birlikte varlığıyla bütün kitap ve yapıtlardan daha dayanıklı olduğu su götürmez. Bütün halklara ve bütün zamanlara ait olan tek oyun, can sıkıntısını öldürmesi, zihni aşması, ruhu canlandırması için hangi tanrının onun yeryüzüne gönderdiğini kimse bilmez. Satranç, Stefan Zweig, Can Yayınları, sayfa 21-22.